Alexis Sanchez için Galatasaray iddiası. Inter'den sezon sonu ayrılacak olan Alexis Sanchez için Galatasaray iddiası geldi, işte haberin detayları. Serie A'da şampiyonluğa ulaşan Inter'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan Alexis Sanchez için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fabrizio Romano'nun haberine göre sözleşmesi sezon sonunda bitecek Şilili futbolcu İtalyan ekibinden ayrılacak. Inter ile sözleşme uzatmayacak 35 yaşındaki yıldız futbolcuyla Brezilya ekibi Flamengo ve Arjantin temsilcisi River Plate'in ilgilendiği ifade edildi. Öte yandan geçtiğimiz sezon kadrosuna katmak isteyen ancak başarılı olamayan Galatasaray'ın da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü. Inter'de bu sezon 30 maça çıkan Sanchez 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli futbolcu Udinese, Arsenal, Barcelona, Manchester United, Marsilya gibi önemli takımlarda forma giydi. Kariyeri boyunca 698 maça çıkan Alexis Sanchez 202 gol ve 146 asist yaptı. Galatasaray'ın milli yıldızı için sürpriz transfer iddiası. Sarı kırmızılı formayı giyen Kaan Ayhan için sürpriz bir iddia gündeme geldi. İtalya Serie A ekibinin Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Cimbom'da flaş bir gelişme yaşandı. Fiorentina'nın Kaan Ayhan için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı iddia edildi. Calcio Mercato'nun haberine göre Fiorentina daha önce İtalya tecrübesi bulunan Kaan Ayhan'ı renklerine bağlamak istiyor. Yıldız futbolcuyu birçok mevkide görev yapabilmesi nedeniyle radarına alan İtalyan ekibi sezon sonunda Galatasaray ile masaya oturabilir. Sarı kırmızılı takımla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kaan, Galatasaray formasıyla bu sezon 45 maçta süre aldı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak sürprizi. Cimbom'da Mayıs ayında gerçekleşecek seçim öncesi flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı Kırmızılılar'da mevcut başkan Dursun Özbek yeniden aday olmuştu. Öte yandan Dursun Özbek yönetim kurulu listesini şekillendirmeye başlarken eski yönetici Abdurrahim Albayrak'la ilgili de sürpriz bir haber geldi. İşte ayrıntılar. Dursun Özbek yönetim kurulu listesini büyük ölçüde değiştirmeyi ve güçlendirmeyi planlıyor. Galatasaray yıllık olağan bütçe toplantısı yapıldı. Toplantıya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ve Sarı Kırmızılı kulüp üyeleri katıldı. Dursun Özbek, önümüzdeki dönemde bu onurlu göreve yeniden aday olduğumu duyurmak istiyorum. Sizlerin teveccühüyle bu göreve yeniden seçilirsem hiç durmadan çalışacağımın sözünü veriyorum ifadelerini kullandı. Dursun Özbek yaptığı açıklamada önemli bir teşekkürü de Erden Timur'a etmek istiyorum. Sırf başarılı olduğu için birileri tarafından hedef gösterilmeye başlandı. Sarı Kırmızılı Kulübü'nün Adana deplasmanında eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak'ın da yer aldığı ortaya çıktı. Otelde takımı yalnız bırakmayan, tribünde de yöneticilerle birlikte yer alan Albayrak'ın Dursun Özbek'in yeni yönetimine girmeye hazırlandığı öğrenildi. Özbek yönetim kurulu listesini güçlendirmeyi amaçlıyor. 24. şampiyonluğuna çok yakın olan Cimbom'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılıların sürpriz bir hamle yapmaya hazırlandığı belirtildi. Galatasaray'ın bu sezon Real Madrid'i uçuran yıldızı kadrosuna katmak istediği kaydedildi. İşte o isim ve transferin detayları. Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Yönetim 24. şampiyonluğun gelmesi halinde transferde çok daha rahat hamleler yapabilecek. Bu doğrultuda Sarı Kırmızılı kurmaylar transferdeki tüm planlarını şampiyonluğa göre yapıyor. Ligin zirvede bitirilmesi halinde elde edilecek gelir transferde önemli yıldızların kadroya katılmasını beraberinde getirecek. Cimbom'un tıpkı geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi iddialı futbolcuları kadrosuna katacağı belirtildi. Bu doğrultuda Galatasaray'ın transferdeki ilk bombası belli oldu. Cimbom'un Real Madrid'de kiralık olarak forma giyen tecrübeli forvet Joselu için devreye girdiği iddia edildi. Sarı Kırmızılıların bonservisi Espanyol'da bulunan 34 yaşındaki golcü için ilk teması kurduğu öne sürüldü. Yönetimin gelecek sezon Icardi'yi yedekleyecek iyi bir golcü arayışına geçtiği ve İspanyol futbolcuyu gündemine aldığı kaydedildi. Espanyol'un 34 yaşına gelen Joselu'yu göndermeye sıcak baktığı ve transfer için zorluk çıkarmayacağı bildirildi. Galatasaray gözünü Brezilya'ya dikti. Cimbom gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için çalışmalarına devam ediyor ve bu kapsamda Brezilya'da forma giyen bir Arjantinli oyuncuyu hedefine aldı. Okan Buruk'un yönetimindeki Sarı Kırmızılı ekip Brezilya liglerinde boy gösteren Arjantinli bir 10 numara oyuncusuyla ilgileniyor. Bu oyuncunun Galatasaray'ın radarına girmiş olması transferdeki stratejik hamlelerin bir parçası. Brezilya'dan sızan bilgilere göre Galatasaray, Corinthians'ta oynayan Rodrigo Garro'yu yakından izliyor. Sarı Kırmızılılar bu tecrübeli futbolcuyu kadrolarına katmayı hedefliyor. 26 yaşındaki Rodrigo Garro bu sezon Corinthians ekibinde 12 karşılaşmada yer aldı. Yıldız oyuncu 1 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkat çekti.
Rodrigo Garro'nun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro olarak gösteriliyor. Galatasaray'dan yeni sezonun ilk transferi. Cimbom'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı Kırmızılar'da yaz transfer dönemi için hummalı bir çalışma başlamıştı. Yeni sezonda önemli futbolcuları kadrosuna katmak isteyen Cimbom'un ilk transfer bombası belli oldu. Yönetimin Beşiktaş'ın eski golcüsü için harekete geçtiği kaydedildi. İşte o isim ve ayrıntılar. Okan Buruk ve öğrencileri ligin bitmesine kısa bir süre kala tamamen şampiyonluğa odaklanmış durumda. Yönetim ise şampiyonluk mücadelesinde takıma desteğini sürdürürken bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Dursun Özbek ve kurmayları yeni sezon için transfer görüşmelerini hızlandırdı. Yönetim şampiyonluk geliri ve Şampiyonlar Ligi kozuyla birlikte transferde elini kuvvetlendirecek. Sarı Kırmızılıların çok sürpriz bir yıldız için devreye girdiği ortaya çıktı. Cimbom'un Beşiktaş'ın eski forvetini kadrosuna katmak için tüm şartları zorlama kararı aldığı iddia edildi. Galatasaray'ın İspanya La Liga takımlarından Mallorca'da forma giyen Kyle Larin için devreye girdiği iddia ediliyor. Yeni sezonda hücum hattını kuvvetlendirmek isteyen Cimbom'un Carlos Vinicius'un yerine golcü futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Okan Buruk'un Larin'i çok beğendiği ve Icardi'nin yedeği olarak düşündüğü belirtildi. Başarılı hocanın ayrıca Larin'i kanatlarda da kullanmak istediği bildirildi. Galatasaray'dan transfer bombası. Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, gelecek sezonun transfer planlaması için kolları sıvadı. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Sarı Kırmızılı ekip rotasını Portekiz'e çevirdi. Skorer bir sol kanat arayan Cimbom, Wilfried Zaha'nın yerine yıldız ismi takıma kazandırmak istiyor. İşte detaylar. Sezon sonunda 3 isimle yolları ayırmayı planlayan Sarı Kırmızılı ekip Endombele, Zaha ve Oliveira ile devam etmeyi düşünmüyor. Cimbom özellikle Zaha'nın yerini doldurmak için yoğun bir mesai içinde. Sarı Kırmızılı ekip aradığı ismi Portekiz'de buldu. Galatasaray Porto forması giyen Galeno'yu listesine aldı. Brezilyalı kanat skorer kimliğiyle öne çıkıyor. Portekiz ekibinin formasını 44 maçta terleten yıldız isim 15 gol ve 12 asiste imza attı. İstikrarlı bir şekilde oynayan Galeno bu sezon 3273 dakika sahada kaldı. Sambacı yıldız ayrıca Brezilya milli takımı formasını da bir kez giydi. 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2028'de sona erecek. Yıldız ismin bonservis değeri ise 25 milyon euro olarak biliniyor. Galatasaray'dan ses getirecek transfer. Cimbom gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yaz transfer döneminde stoper hattındaki oyuncularına yüksek teklifler bekleyen Sarı Kırmızılı ekip diğer yandan transfer listesini belirledi. Cimbom ayrılık ihtimaline karşı çalışmalarına başladı. Yönetim Manchester United'ın yıldız ismi için harekete geçti. İşte detaylar. Gelecek sezonda da iddialı olmak için yoğun mesai harcayan yönetim önemli takviyeler yapmayı planlıyor. Teknik direktör Okan Buruk transfer listesini oluşturdu. Kurmaylar deneyimli çalıştırıcıdan aldığı listeye göre harekete geçti. Cimbom, Victor Nelson, Abdülkerim Bardakçı ve Davinson Sanchez'e gelebilecek teklifleri değerlendirebilir. Sarı Kırmızılar her ihtimali düşünerek stoper takviyesi yapmayı planlıyor. Stoper rotasyonunu güçlendirmek isteyen Cimbom, rotayı İngiltere'ye çevirdi.